Evet sevgili dostlar 17 Ocak çarşamba videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bültenden sizler için seçmiş olduğum 5 karşılaşmayı değerlendirmeye çalışacağım. Sizler de her zaman yaptığınız gibi aralarından aklınıza yatanları, benimle aynı fikirde olduğunuz, ortak paydada buluştuğunuz sergileri kendi kuponunuzda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, aşağı yukarı 10 dakika bandında bitirmeye çalışacağım video olacak. Fazla vaktinizi almayacağım. Biraz da rahatsızım arkadaşlar. Yani en baş ağrısı hem halsizlik var herhalde. Şifayı kaptık gibi gözüküyor umarım böyle güzel bir dinlenmeyle yarına daha iyi kalkarım. Diyelim Tabii dün hatırlatmalarımızı yaptık ama tekrar etmekte fayda var. Belki ilk kez izleyenler olabilir. Kupa ağırlıklı bültenlerle hafta sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla biliyorsunuz çok bu karşılaşmalara güven olmuyor pek fazla. Hafta sonuna kadar daha keyifli, takiplik böyle ufak miktarlarla, ufak mislerle ilerlerseniz sizler için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Zaten hafta sonu e, tekrardan mutlaka biraz daha gaza basarız. Biraz daha ritminizi artırırız. E, bunun dışında videoya e, yapacağınız beğenileri yine bekliyorum arkadaşlar. Beğeniler kanalımızın ilerlemesi için daha fazla kişilerin önüne çıkması adına YouTube algoritması bizler için çok önemli. Beğen desteklerinizi dediğim gibi bekliyoruz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız yine ücretsiz bir şekilde arkadaşlar abone ol butona tıklayarak da abone olursanız sevinirim. En azından emeklerim e, sizlerin gözünüze sizlerin nazarında da Güzel bir karşılık bulmuş olur. Ücretli gruplarımız da var. E, dün zaten dünkü videomuzda gerekli bilgileri uzun uzadıya verdik. Tekrar çok üzerine de durmak istemiyorum. 3 tane seviyemiz var. All Star grubumuz ki zaten YouTube katıl butonu üzerinden doğrudan ödeme yaparak katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani daha ortalama altı, daha düşük bütçelerle oynuyorsanız e, katılabileceğiniz bir seviye. Genelde gün ikilisi üzerinden ilerlediğimiz için şey, dediğim gibi YouTube'a doğrudan ödeme yaparak katılabiliyorsunuz. Yani tekrar bize ulaşmanıza vesaire gerek yok. Ödeme yaptıktan sonra topluk sekmesinden takip edebiliyorsunuz. Bunun dışında tabii daha profesyonel seviyeleriniz var, süperstar seviyeniz var, yurt dışı grubumuz var ki bunlarda dediğim gibi biraz daha net kazanç odaklı. Ee, bizim yönlendirmelerimizle, tecrübelerimizle diyelim e, ilerlemek istiyorsanız hani böyle bültenden her maça, her seansa girerek değil de böyle hakikaten kazanç ihtimali yüksek olan karşılaşmalarla beraber dediğim gibi bizlerin de yönlendirmelerine bir ilerlemek istiyorsanız daha profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız arkadaşlar bu gruplarımıza katılım gösterebilirsiniz. Tabi bunlara katılmak için biz ulaşmanız gerekiyor. Nereden ulaşacaksınız? Instagram linkimiz var, Telegram linkimiz var. Her ikisi de videonun altında açıklama kısmında olsun. Sabitlenmiş ilk yorumda olsun. Mevcuttur arkadaşlar. Ulaşmanız halinde zaten gerekli bilgileri sizlere görsel olarak gönderiyoruz. Eğer e, aklınıza yatıyorsa, bütçeniz el veriyorsa e, katılabilirsiniz diyelim ve yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar karşılaşmalarımızı değerlendirmeye. Başakşehir Bolu Spor erken seansta Türkiye Kupası maçı. Tabii e, kupa biliyorsunuz sürprizler açık oluyor ama bugün az önce bir tane karşılaşmada da gerçi Kasımpaşa Bandırmaspor'a elendi. Ama Başakşehir için ben çok aynı senaryonun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani hatırlayın o işte şampiyonluk yarışı veren, ilk 3'ü, 4'ü, 5'i zorlayan, Avrupa kupalarını zorlayan, katılan Başakşehir'den çok fazla bir eser yok son dönemde. E bunu düşündüğümüzde hani şampiyonluktan işte uzak kalmış, ilk 4-5'ten uzak kalmış Başakşehir için kupa mutlaka önemli bir hedef olacaktır. Yani Başakşehir gidebildiği yere kadar gitmek isteyecektir. bir çeyrek, final, yarı final mutlaka yapmak isteyecektir. O yüzden ciddi alacak bir Başakşehir bekliyorum. Bolu Spor tam tersi yani mutlaka e, öncelikleri TFF birincilikteki pozisyonlarını biraz daha yukarı çekmek olacaktır. Tabii Başakşehir'den biraz rotasyon da gelebilir. Belli başlı süre almayan oyuncular da oynayabilir ama ben Başakşehir'den burada hata beklemiyorum arkadaşlar. Tabi galibiyet oranı yeterli değil. Biraz daha yukarı çekmek adına da 4.5 altında birle ile caizse süslersek güzel 1.56'lık bir, bir oran alabiliyoruz arkadaşlar. Yani toplamda 5 gole gitmesini beklediğim bir karşılaşma dilerken ama Başakşehir'den de net bir galibiyet beklentim var. Aklına yatanlar bu tercihi erken seansta değerlendirebilirler diyelim. Evet yine baktığımda Asya Kupası'ndan aldığım bir karşılaşma Tabi Asya Kupası olsun, Afrika Kupası olsun yine özellikle süperstar grubumuzda her gün hemen hemen bir değerlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Pazar günkü zaten pazartesi günkü tercihlerimizle de, ikililerimiz de orada başarılı oldu. Yine süperstar özel ayırdığım bir tek maçımız da olacak. Onu da söyleyelim. Yakından takip ettiğim organizasyonlar. Şimdi Lübnan ilk karşılaşmada Katar'a, grubun favorisi ve aynı zamanda kupanın son şampiyonu olan ve mevcut kupanın da ev sahibi olan Katar'a 3-0 kaybetti. Yani beklenildi gibi aslında Katalik maçını kazanarak başladı. Çin, Tacikistan'la 0-0 berabere kaldı ki biraz daha Çin'in kazanma ihtimali yüksek diye değerlendirilen kamuoyunda böyle beklenti olan bir karşılaşmaydı. Yani Çin biraz ekstra bir puan kaybıyla başlamış oldu o karşılaşmada. Tabi bu aslında iki takımın da gruptaki konumu itibariyle kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma ilerlemek adına ama bakıldığında hani böyle çok inanılmaz hücum futbolları böyle iki takımın birbirinin üzerine kontrolsüz bir şekilde hurra gideceği bir karşılaşma beklemiyorum. Biraz daha böyle fırsatları değerlendiren takımın açısı galibiyet alıp gitmesini beklediğim bir karşılaşma. Kontrollü bir mücadele beklentim var. Ya çıkacak galibiyetin ben 1-0 hadi olsun 2-0'dan öteye gitmesini beklemiyorum. Beraberlik ihtimalini atlamamak lazım ama beraberlik de burada bence 0-0'yı Birbirine ötesine gitmeyecektir arkadaşlar. Dediğim gibi çok yüksek tempo beklemiyorum. golü maç beklentim yok. Totalde bence 3 gole gitmesi zor gözüküyor arkadaşlar. O yüzden e, çok belki değerlendirme altına aldığınız bir tercih değil ama bu tarz işte dar bültenlerde zaman zaman da değerlendirebiliyoruz. 2.5 gol altı beklentim var burada. 1.42'lik oranı var arkadaşlar. Bana göre dediğim gibi 3 golü toplamda görmesi zor bir karşılaşma. Aklınıza yatıyorsa bunu da değerlendirme altına alabilirsiniz diyelim. Geçelim Demirspor 24 Erzincan Spor maçına. Erzincan benim de askerliğimi yaptığım şehir çok enteresan bir memleket gerçekten. Böyle her yanı dağlarla çevrili. Üç bir yanı, dört bir yanı dağlarla çevrili. Çok enteresan şehirlerden biri. Uçak bile böyle inerken, inişe geçerken hakikaten bir sallanıyor hava akımından dolayı. Ee, nereden bakarsınız bakın dağ görüyorsunuz. Erzincanlar varsa aranızda mutlaka zaten dediklerimi anlayacaklar. tabi ee, tabii Demirspor işte net favori baktığımızda evet hani iki takım arasında ikilik farkı var. Birlikte de değil ikilik farkı var ama şimdi şöyle bir gerçekte var sevgili dostlar. Demirspor gerçekten formsuz bir dönemden geçiyor. Bunu da atlamamak lazım ve e, Demirspor galibiyetine burada açılı olan 1.17. Şimdi bu bence çok gerçeği yansıtmıyor. Evet iki takım arasında net kalite farkı var. Kadro değeri farkı var ama çok formsuz bir Demirspor var. Önemli oyuncularını kaybetmiş bir Demirspor var ve e, gerçekten de iyi bir aynı içinde dedi şu anda camia olsun takım olsun iyi bir dönemden geçmedikleri aşikar ve Erzincan Spor arkadaşlar hatırlayın Türkiye Kupası da çok yabancı bir takımda değil böyle Beşiktaş'ta maçlarını oynadığı dönemleri mutlaka hatırlayanız olacaktır. Hatta Kerem Aktürkoğlu şu anda Galatasaray forması giyen Kerem o dönemde Erzincan Spor'da oynuyordu. Yanılmıyorsam da Erzincan e, Beşiktaş'ı yenmiş diye hatırlıyorum. Yani en azından öyle aklımda kalmış arkadaşlar. Ne dedim ki kupanın yabancısı bir takım değil. E, açık bir kul var. Şimdi burada 1.17'den Demir Spor tarafına gitmek mi? Hadi 1.5 üzerinde galibiyetine gitsek 1.28 Yine kesmiyor. 2.5 üzerine galibiyetine kesek evet 1.53'lük oran var ama hem bu kadar fonsun bir takımdan galibiyet bekleyeceğiz hem toplamda 3 gol bekleyeceğiz. Bence e, hiç gerek yok arkadaşlar. Burada e, hazır böyle kupa alışkanlığı olan bir takım varken evet belki arada ciddi bir fark var ama bu kadar formsuz bir Demir Spor'da varken kupada sürpriz açıkken bence bir deplasman golü burada değerli olacaktır arkadaşlar. Yani Demir Spor tarafına gidip işte 3 gol beklemektense 90 dakikada bir deplasman golü dediğim gibi değerli olabilir. 1.62'lik de oldukça güzel bir oranı var arkadaşlar. E, ben açıkçası o golün gelmesini bekliyorum. Artık hani 2-1-3-1 kayıp meder Erzincan Spor. 1-1 2-2 ile uzatır. Sürpriz mi yapar? Orası bizi çok fazla ilgilendirmez. Yeter ki deplasman golümüz gelsin. Bir tane de şöyle bir fantezi yapabilir miyiz acaba diye baktığımda e, hangi takım tur atlar diye bir seçenek var arkadaşlar biliyorsunuz. Şu anda 1-0-5 Demir Spor 5-73 Erzincan Spor 5-73'ten de bir fantezi olur mu diye de düşünmüyor diyelim. Çünkü Demir Spor'u bir daha bir takım kolay kolay e, bu sıkıntılı durumda bu katik durumda da yakalayamaz. Kupa'da diyoruz her zaman sürprizler açık yani bu da bir 5-73'ten bir aklınızda bulunsun arkadaşlar. Böyle sistem kuponu vesaire yapıyorsunuz mesela. Enteresan güzel tercihlerden biri olabilir diyelim. Geçelim Fas Tanzanya maçına yine Afrika Kupası'ndan aldığım bir karşılaşma. Tabii Fas'ı Dünya Kupası hatırlayacağız. Çok sağlam bir takım. Defansif anlamda çok kuvvetli bir takım özellikle ve belli başlı kaliteli teknik oyunculara da sonuca gidebilen bir takım. İşte Ziyech Galatasaray'dan yine dahil oldu. İşte Manchester'dan Sofyan Amrabat var. Önemli oyuncuları da tabii ki olan bir takım ben açıkçası ki turnuvanın da favorilerinden biri olduğunu söyleyelim. Ben açıkçası açılış başında Fas'tan hata beklemiyorum. Tanzanya gibi kendisinden nispeten birkaç gömlek alt bir takıma karşı hata yapmayacaklardır. Maç sonucu bir beklentim var ama oran yetersiz arkadaşlar. Yine biraz oranı e, tabi caizse arttırıp süslememiz gerekiyor burada. 4.5 altına bir olarak alırsak 1.40'lık bir oran elde ediyoruz sevgili dostlar. Hani aslında 1.5 üstte 4.5 alt arası gidip geldim ama Tanzanya'dan gol beklentim yok. Çünkü Fas gerçekten çok iyi savunma yapan bir takım. E Fas'ın da ilk maçtan 5-6 diye saymasını çok fazla beklemediğimden tercihim 1 ve 4.5 gol altı yanında oldu arkadaşlar. Zaten pek Afrika Kupası e, birkaç istisna haricinde çok da gollü geçmiyor. O yüzden aklınıza yatıyorsa bana katılıyorsanız bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz diyelim. Ve son maçımız sevgili dostlar. Çarşamba günden Hollanda Kupası'ndan aldığım bir karşılaşma. Nick Niemegen ile Goethe Eagles karşı karşıya geliyor. Özellikle ev sahibi Nekni gerçekten sezon geneline baktığımızda çok gollü karşılaşmalar oynayan bir takım. Yine çok özellikle iç sahada korner de bu takım arkadaşlar. Lig maçları için özellikle aklınızda bulunsun. Bilmiyorum maçı açılır mı ama lig maçları için dediğim gibi mutlaka aklınızda bulunsun. Ee, yine gol serisi devam edebilir diye düşünüyorum. Son maçında Feyenoord'a karşı deplasmanda 2-2'lik önemli bir beraberlik çıkardılar. Feyenoord gibi bir takıma deplasmanda kafa tutmayı başardılar. Zaten dediğim gibi gol olanı çok etkili bir takım. İç sahada daha da etkili oynayan bir takım. Diğer tarafta White Eagles takımı e, Ayaks'a 3-2 kaybetti. Onlar da Ayaks'a iç sahada bayağı bir direndiler. Bayağı bir e, direnç koydular. Zaman zaman etkili oldukları bölümler de vardı oyunda. E, yine böyle hani evet belki kupa maçı çok belli olmasa hani nasıl kadrolar tercih edecekler vesaire bilmiyoruz ne kadar rotasyon olacak ama hani iki takım o son dönemdeki ligdeki gol e, marjını o görüntülerini ofansif görüntülerini buraya taşırlarsa ben rahatlıkla 2.5 gol üstü barajının aşılacağı bir karşılaşma olarak düşünüyorum arkadaşlar. Tabii karşılıklı gol vardan da gidebilir ama belli olmaz. Özellikle Nijmegen ev sahibi bir maçın 3-0'da olabilir. Zaman zaman Hollanda takımları böyle işte Belçika takımları, İsviçre takımları çok böyle ofansif karakterli oyun oynandığından bu liglerde dağılabiliyorlar. O yüzden 2.5 gol üstü burada ideal olacaktır sevgili dostlar. buna da baktığımda 1.47'lik bir oranı var. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim sevgili dostlar ve Yayınımızı sonlandıralım. Hepinize çarşamba günü özünde de bol şanslar arkadaşlar. Dediğim gibi beğen desteklerini mutlaka bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Ücretli grupların içinde gerekli bilgileri alabileceğiz yerleri söyledik. Eğer e, katılım göstermek isterseniz de sizleri bekleriz diyelim. E, özellikle hafta sonu için mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum ama katılmak istemiyor olabilirsiniz tabii ki durumunuz müsaade, müsaade etmiyor olabilir. Yapacağınız bir beğeni de bizim için fazlasıyla yeterlidir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.